Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, sohbetimizde hepinizin bildiği, yakından tanıdığınız iki muhterem hocamızla konuşacağız. Konuşmamızın konusu biraz sıkıntılı bir konu, çok tartışılan bir konu ama süremiz el verdiği oranda bunu açıklamaya, bu konudaki kavramları netleştirmeye çalışacağız. Konumuz nedir? Konumuz din, gelenek ve çağdaşlaşma. Gelenek kavramını aksi bir kavramla, yani onun tersi gibi görünen bir kavramla birlikte ele almamız gerekiyor ki netleştirelim. Şimdi yaşadığımız çağda, içinde bulunduğumuz ortamda cari olan, orada herkesin uygulamaya çalıştığı bazı değerler var. Bu değerleri ya biz de kendi hayatımızda tatbik etmek, onlara bir anlam katmak üzere ya onlara da sahip çıkıp onlara belli bir form ve format vermeye çalışacağız. Ya da bu değerler bizi hiç ilgilendirmiyor gibi dışarıda duracağız. Eğer çağdaşlaşma diye bir kavram varsa, çağdaşlaşmayla bizim kastettiğimiz içinde yaşadığımız ortamın, içinde yaşadığımız coğrafyanın, içinde yaşadığımız zaman ve mekanın kavramlarına kendi felsefemizi, kendi kültürümüzü aktarabilme, ona kendi anlamımızı katabilmedir. Yoksa herhangi bir kültüre adapte olma, onun ithalatçısı konumunda olmak kesinlikle değil. Böyle bir kavram kaymasına sebebiyet vermememiz lazım. Onun için konuşacağımız kavramları önce netleştirelim. Bu bir. İkincisi, gelenek konusu. Biz yaşadığımız anı geleneğe bağlı olarak adlandırmak gibi bir zorunluluk ve bir anlamda böyle bir lükse sahip miyiz? İçinde yaşadığımız problemlere cevabı kendimiz üretmek durumunda mıyız? Yoksa gelenek tarafından üretilen çözümleri olduğu gibi adapte etmek gibi böyle oturduğumuz yerden sadece kitapları karıştırarak çözümler bulma gibi bir lükse sahip miyiz? Burada bir başka nokta olarak ortada duruyor. Şimdi haliyle gelenek ve çağdaşlaşma kavramlarını bu şekilde koyunca dinin değişen ve değişmeyen, sabit olan ve elastiki olan, zamana ve mekana göre uyarlanabilen sanki bazı ilkeleri varmış gibi bir sonuç çıkıyor bizim bu girişimizden. Şimdi gerçekten böyle bir yapı var mı yok mu, bunu kıymetli hocalarımızla müzakere edeceğiz. Önce ben kıymetli hocam Recep Kılıç Bey'e dönmek istiyorum. Hocam, girişimizden de anlaşıldığı gibi dinin bu çağdaşlaşma, oradaki değerlere kaynaklık etme gibi bir niteliği, böyle bir elastiki tarafı var mı? Bir de sabite diye bir kavram geçti konuşmamızda. Dinin hiç değişmeyen, bütün asırlarda ve her insan tarafından olduğu gibi algılanabilecek ve hayatına tatbik edilebilecek, değişmesi söz konusu olmayan belli sabiteleri var mı? Bunları nasıl izah ederiz hocam? Buyurun lütfen. Teşekkür ederim Şaban Ali Bey. Tabii ben konuyu biraz din-kültür ilişkisi gibi anlamayı kendi açımdan daha uygun görüyorum. Yani çağdaşlaşma, çağın kültürel değerleri içinde yaşayacağız. Çağın içinde etkili, fail olacağız. Kendi damgamızı, imzamızı bir anlamda çağa hissettireceğiz. Ama aynı zamanda dini değerlerimize de bağlı kalacağız. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Dinin dile getirdiğiniz sabiteleri, değişmeyenleriyle değişenlerini nasıl ayırt edeceğiz? Bu tabi dini düşüncede, gerek kelam düşüncesinde, gerek genelde ele aldığımızda teolojik düşüncede, din felsefesinin de çok temel bir problemi. Bu soruya verilecek cevabımız bizim genelde İslam dini çerçevesinde olacak tabi. Çünkü dinler birbirinden farklı olunca farklı cevaplar da vermek mümkün. İslam söz konusu olduğunda din dediğimiz müessese, dinin bir kurumsal yönü var. Bir de onun da altını çizmemiz lazım. Bir kurumsal yönü var. Beşerileşmiş yönü var. O zaman hocam siz din ile vahyi birbirinden ayırıyorsunuz gibi bir izlenim aldım. Evet, ona gireceğim. Dinle vahiy arasındaki ilişki, daha doğrusu vahiy merkezli dinlerle vahiy merkezli olmayan dinlerin bu soruya vereceği cevap başka olacaktır.
Ama bunu İslami kontekst, evet, İslami kontekst içinde ele almamız gerekecektir tabii. İslam dini esasları dersi de söz konusu olduğuna göre. Şimdi İslam'ın değişmeyen sabitelerini bir kere biz vahiyden öğreneceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim bize Allah-u Teala'nın gönderdiği kelamullah olduğuna göre bir kere Kur'an'da bildirilen hakikatler ilahi hakikatler. Bunlarda herhangi bir değişmenin söz konusu olması mümkün değil. Ama bu ilahi hakikatlerle bildirilenleri işte bu dersin de konusu çerçevesinde bir imana yönelik hakikatler var, bir ibadete yönelik hakikatler var, bir de ahlaki ve insanlar arası ilişkileriyle ilgili hakikatler var. Medeni ilişkiler, evet, ya medeni da muamelat, ilişkiler, ahlaki muamelat, ilişkiler, muamelat başlığı altında ele aldığımız konular. Şimdi bunlara baktığımız zaman iman esasları, ibadet esasları ile ilgili değerler, imanla, ibadetle ilgili ayetlerin konusu daha çok Allah-u Zülcelal. Allah-u Zülcelal'in zatında, sıfatlarında herhangi bir değişme olmayacağına göre bu iman esaslarında, ibadet esaslarında bir takım değişmelerin olmasını beklemek mümkün olmaz. Dolayısıyla sabiteler neler? Sabiteler, iman esasları, ibadet esasları. Şu olabilir, coğrafyaya göre, zamana göre bu iman esaslarının anlaşılma biçimlerinde bir takım farklılıklar olabilir. Bunları kastetmiyorum. Peki, hocam şu noktada, aynı noktada hocamın fikrini almak isterim. Ben isterseniz bir şeyi söyleyeyim. Peki, burada. Şu ibadet konusunu ondan sonra müzakere edeceğiz hocam. Ondan sonra geçelim. Şunu söylemek istiyorum, söylemem gerekir burada. Kur'an-ı Kerim'de bildirilen bir ilahi bilgi var. Bunun bunda herhangi bir değişikliği beklemek mümkün olmaz. Ama bu bilginin değişik kültürlerde, değişik çağlarda yaşayan insanlar tarafından anlaşılan kısmı var bir de. Dolayısıyla din dediğimiz zaman dinde bir ilahi yön var, bir de beşeri yön var. Bu ilahi bilginin beşeri tarafından, insan tarafından anlaşılan kısmı her zaman değişmeye açıktır. Yani bizim tefsir külliyatımızı yeniden okumaya, yeniden gözden geçirmeye her zaman ihtiyaç vardır. Bizim muamelatı çerçevesinde gündeme getirilen fıkıh külliyatının her çağın insanı tarafından yeniden ele alınmasında, yeniden değerlendirilmesinde, günümüz insanına hitap eden yönüyle hitap etmeyen yönünün Kur'an çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde yeniden ele alınması lazım. Gerekir. Bunu ben ilavede bulunabilir miyim? Tabii ki hocam. Özellikle şu nokta, yani sizin söyleyeceğinize ilave olarak hocamın açtığı yer, muamelat konusu, medeni ilişkiler konusundaki hocamın vurgusu, daha sonra ibadat dediğimiz, ibadat mersume denen şekli, şemaili belli. Ya bunun nesini değiştireceksiniz? Bunu değiştiremeyiz. Bunları bir de ukubat konusu. Evet. Belki çok tartışmalı bir konu, ukubat konusu. Doğru. Bu konularda neler sabittir, neler değişecektir? Tabii siz ikiniz de meseleyi güzel ortaya koydunuz. Siz ikiniz de kelam, felsefe hocaları olmanız hasebiyle daha çok teorik açıdan giriyorsunuz. Ben biraz pratiğe dönüştüreyim. Eski bir alimimiz diyor ki, naslar sınırlıdır, meseleler sonsuzdur. Problem, sonsuz meselelere sonlu, sınırlı naslar çerçevesinde çare bulmaktır, çare üretmektir. Bu da nasıl olacaktır? Hocamızın işaret ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'i, fıkıh kitaplarını, tefsir kitaplarını yeniden ele alıp yeni bir gözle, yeni bir yaklaşımla incelemektir. Ben bir örnek vereyim hemen. Kitabımda da ben bunu yazdığım için hemen aklıma geldi. Bizim fıkıh kitaplarımızda abdest alınacak suyun özellikleri belirtilmiştir. Niye göre belirtilmiştir? O günün en iyi bilim seviyesine göre belirtilmiştir. Rengi şöyle olacak, kokusu böyle olacak, işte olmayacak, işte temiz olacak. Bin sene öncenin şartlarına göre. Şimdi aradan geçen bunca zaman içerisinde kimya ilmi o kadar çok mesafe kat etti ki, şöyle bir baktığımız zaman hiç içinde mikrop yokmuş gibi görünen suyu, fıkıh ölçülerine göre temiz kabul edilen suyu laboratuvara soktuğumuz zaman insan için çok zararlı bir su halinde görebiliriz. O zaman nedir mesele? Artık eski fakihlerin bu su temizdir dedikleri ölçüyü değiştirip yeni bir ölçüyle, kimya ilminin ölçüleriyle yaklaşıp bu su temiz midir, değil midir ölçülerini yeniden koymamız lazımdır. Bu da çağdaşlığın gereğidir. Peki hocam, bu noktada yine size dönmek istiyorum. Başka bir soruyla. Şimdi
Bu pratik bir olay ve pratik bir olayın temel özelliği sadece belli şartların ürünü olarak ortaya çıkması. Çıkan bir durum. Evet. Yani bu pratik meselelerin hala yüzyıllar sonrasına taşınıp bunların bu şekilde tartışılmasının ben fazla bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Modernist dediğimiz, İslam'da modernist hareketlere girişen insanların hala ayağa, çıplak ayağa mı, çorap üzerine mi yoksa mes üzerine mi mesedeceğiz gibi bir tartışma içerisine girmesini de ben anlamış değilim. Yapılması gerekenin çok daha teorik bir çerçeveye oturup önce işin teorisinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Nedir? Kastettiğim şu. Mesela bizim kurumsallaşmamıza, kurumsallaşmanın şöyle bir tehlikesi var. Kurumsallaşan bir şeyi, bu din olabilir, bir ideoloji olabilir, bir fikir olabilir. Kurumsallaştığı zaman onu sizin ortadan kaldırmanız, şeklini değiştirmeniz imkansız gibi bir hal alıyor. Evet. Geldik icma kavramına. Geldik kıyasa. Yani bizim şu anda kurumsallaşan İslam kültürünün kurumsallaşmasındaki temel taşlar dediğimiz... Bu taşlarda, bu metodolojide bir sıkıntı var. Nedir sıkıntı? İcma kavramına karşı değiliz. İcma belli bir dönemde... Ya da içtihat kavramına... İçtihat zaten kesinlikle önünün açılması gerektiğini düşündüğümüz evet. için, icmanın ve kıyasın da içtihadı öldürdüğünü düşündüğümüz için bunu söylüyoruz. İcmaya karşı değiliz. Belli bir dönemdeki sorunları tartışacağız, çözüm üreteceğiz. Fakat bizim ürettiğimiz çözümün, yüzlerce yıl sonraki insanlar tarafından uygulanacak bir çözüm gibi sunulmasının ve bu şekilde bunun propagandasının yapılmasının önüne geçmek lazım. Aynı şekilde kıyas belli bir zamanı ve mekana bağlıdır. Bunlar içtihadı öldürürler diye düşünüyorum. Bu noktada icmaya bakış açımız sizin çok daha alanınıza gidiyor. Biz felsefeci ve kelamcıların biraz daha belki sizin demek söyleminize göre uzağında. O halde icma ve kıyasla özellikle icmada içtihada yol açsın, kapı açsın diye bizim nasıl bir sabiteler ve değişkenler bağlamında nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekiyor? Şimdi Sayın Hocam, mesele son derecede zor ve girift. Ben isterseniz konuyu biraz daha açık hale getireyim. Şöyle ki, memleketimizin ve İslam dünyasının en önemli problemi bu açıdan baktığımızda yüksek seviyede din alimlerimizin hatta mütefekkirlerimizin, daha da ötesi filozoflarımızın bulunmayışıdır. İslam dünyasında bu problemlerin çözülemeyişinin nedeni bana göre budur. İslam dünyası bugün eğer çağdaşlık adına ya da din adına ben herhangi bir fark görmüyorum. İster çağdaşlık de, ister İslam adına de, ben buna eşittir tabirini, işaretini koyabilirim. Yapılacak şey yüksek seviyede ilim adamları yetiştirmektir. Ne yazık ki İslam dünyasının en zayıf olduğu nokta bugün burasıdır. İcma, içtihat, kıyas, bütün bunlar hallolamayacak meseleler değildir. Aslında bir zorluk da yoktur. Zaten hayat kendiliğinden bir nehir gibi akıp gitmektedir. Biz bu nehirde devam etmek, nehirle birlikte hayatımızı sürdürmek zorundayız. Bu da şartların ya da zamanın bize getirdiği yeniliklere uymakla olur. Uymak mı, onlara yön vermek mi hocam? Hem uymak hem yön vermek. Anlamlandırmak. Tabii burada şunu demek istiyorum. Yenilikleri bir doğru anlamak lazım değil mi hocam? Yenilik eğer bizim kendi icadımız, kendi yarattığımız bir şey ise o zaten bize uyum halindedir. Bize uygun bir yenilik yaratmış oluruz. Ama biz bu yeniliği kendimiz yaratamaz, icat edemez, yapamaz. İthal şekilde kullanırsak o zaman ona kendi değerlerimize göre yön vermek zorundayız. Peki hocam. Bu noktada ben de hocama, size dönüyorum hocam. Evet. O noktada sizi daha açmanızı isteyeceğim. Ekstradan bir şey daha sizden istirham edeceğim hocam. Şimdi yenilik dışımızda gerçekleşiyor ya da biz yaratıyoruz. Fark evet. etmiyor ama ortada bir hakikat var. Bu hakikate kendi anlamımızı yükleme iddiamız var diye düşünüyoruz. Şimdi hocama ilaveten, şunu da hocam lütfen cevaplandırır mısınız? Özellikle dini gelenek sahipleri kendilerini bir geçmişe bağlama, geçmişe, geleneğe adapte etmeyi sanki bir zorunluluk, olmazsa olmaz bir şart olarak ortaya koyuyorlar. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı diye bizim güzel bir sözümüz var, atalarımız söylemişler. Aslında ben şöyle düşünüyorum, eski değerlidir. Kesinlikle değerlidir. Çünkü kolektif bir birikimin neticesi oluşuyor. Fakat eski olan kimdir?
4000 yıllık bir geçmişe, 5000 yıllık geçmişe sahip olarak en eskisi dünyada gelmiş geçmişler içerisinde en eskisi biziz. Şu anda yaşayan insanlardır. En fazla birikimi onlar sahiptir. O halde eskiye böyle rağbet, onun bir anlamı da kanaatimce yoktur. Bu noktadaki düşünceleriniz ve hocama yapacağınız ilaveleri lütfen alalım. Hay hay, teşekkür ederim. Şimdi hocamın yüksek seviyede din alanında yetişmiş insanımızın olmayışının problemlerimizin en temelinde görmesine son derece katılıyorum. Bu problemin merkezi. Ben yüksek seviyede din bilgini sözünden biraz şunu anlıyorum. İçinde yaşadığı çağı anlayan, bu çağın temel dinamiklerini kavrayan, bunun için ne lazım? Bunun için sosyoloji, psikoloji, sosyal bilimler, felsefe, teoloji alanında çok iyi yetişmiş, çağın insanını tanıyan, çağın varlık düşüncesinin farkında olan ve bu donanımla Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere yönelen, ondan günümüz insanının ihtiyaçlarına cevaplar üretebilecek çapta, kapasitede insanlarımızın bulunmayışı gerçekten İslam dünyasının birinci derecede problemi gibi düşünüyorum. İkinci konuda tarih, gelenek, geçmiş ve gelecek. Efendim, geçmişi olmayanın şüphesiz geleceği olmaz. Geçmişi bilmek durumundayız, geleneği bilmek durumundayız. Çünkü geleneği bilmediğimiz takdirde güneşi iki kez keşfetmenin bir manası yoktur. Amerika keşfedilmiştir. Yeniden Amerika'yı keşfetmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bunun için şüphesiz geçmişi bileceğiz, geleneğimizi bileceğiz. Ama sizin de isabetle işaret ettiğiniz gibi gelenekte kalmanın, gelenekte kilitlenmenin, geçmişte kilitlenmenin şüphesiz bir anlamı yoktur. Geçmişi bilmek kelimesi çok anlamlı bir kelime hocam. Geçmişi bilmek, bilmek hakim olmaktır. Şimdi biz kitaplar okuyoruz. Yani ilim adamları olarak kitapların içerisindeyiz. Kitabı iki şekilde okumak mümkün diye söylerler. Bir, kitaba hakim olarak kitaptan faydalanmak. Bir de kitaba mahkum olmak. Her anlamda kitabın size söylediğini almak. Descartes'in şöyle bir sözü var. Sürekli geçmişte, sürekli gelenekte dolanan insanlar der, yabancı bir memlekette seyahat edenlere benzerler. Acemidirler. Ne de olsa acemidir. Ya kendi memleketi evet. gibi değil. Yemesini, içmesini, dolanmasını, adet, gelenek, görenek hiçbir şeyini bilmezsiniz. Yabancı memlekette ara sıra dolanırsanız diyor, geçmişe, geleneğe ara sıra bakarsanız bu sizin için bir ufuk açıcıdır. Ama sürekli yabancı memlekette olursanız siz yabancı olarak gelir ve gidersiniz diyor. Kendi sisteminizi, kendi memleketinizi görmezsiniz, kuramazsınız diyor. Bizimki bilmek, sanki geleneği bilmek, ona hakim olmak ve onun üzerine yeni bir şey inşa etmek değil de bir özlem, bir nostalji. Aman bizim geleneğimizde neler varmış, neler idealize etme. Böyle bir şey yok. Hatalı taraf bu zannediyorum. Bu konuda bir şeye daha müsaade ederseniz işaret edeyim. Şimdi o kitaba hakim olarak okumak ve kitaba mahkum olarak okumanın arka planında iki şey var. Bir, bilgi eksikliğinden dolayı acaba ne diyor diye anlamak ve hep orada kalmak. Acaba ne diyor? Acaba ben nasıl anlayabilirim? Bu bir bilgi eksikliğinden dolayı mahkum şeklinde okumak, bu giderilebilir. Bunda problem yok. Ama öbürü bir zihniyet değişiminin, zihniyet kırılmasının ürünü olarak da bu çoğu kez yapılır. En tehlikeli tarafı da budur. Bununla şunu kastetmek istiyorum. Geleneği kutsallaştırmak. Yani az önce arz etmeye çalıştığım Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif gibi İslam dininin en temel iki kaynağının etrafında belirli dönemlerde, tarihin belirli zaman dilimlerinde din bilginleri tarafından yazılıp çizilen insan unsuru olan kitapları kutsallaştırmak, bir anlamda bu insani ürünleri ilahi hakikatlermişçesine kabul ederek onun dokunulamaz, eleştirilemez, değerlendirilemez bir değer haline getirilmesi. Evet. Belki dini düşünce hayatımız hakkında bir dini düşüncenin donuklaşmasına sebep olan bir noktadır. Sonuç intihar etmiş. İki kelimeyle hocam vakit açısından. İlahiyat fakülteleri
ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği yaparak yeni bir ilim hamlesine, reformuna gitmelidirler. Bu açıdan bakınca Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız, müftülerimiz, vaizlerimiz, diğer görevlilerimiz daha yüksek bir seviye kazanmak için mutlak surette bir doktora seviyesinde ilim adamları bu olmalı. Bu temenni olarak. Hatta daha da yükseği olmalı ve filozoflar da buralardan çıkacaktır. Filozofsuz da olmaz. Bir memleketin filozofu yoksa medeniyet olmaz diye bir ilke vardır. Bizi vakit açısından hocam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Sevgili arkadaşlar, çok kısıtlı bir zaman içerisinde çok büyük kavramları belki tartışma gibi bir iddiaya girdik burada. Ama az da olsa netleştirebildikse gelenekten neyi anlamamız gerektiği konusunda ya da çağdaşlaşmayla neyi kastettiğimiz konusunda küçük bir katkıda bulunduksak bu bizim için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Hepinize derslerinizde başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.